Arapçaya karşı da ayrı bir muhabbetim var. Yani bunun sebebini tam olarak bilemeyeceğim ama gittiğim yerlerde hem Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bu da Mescid-i Nebevi'de mümkündür. Allah'tan tek bir dileğim var, arzum var. Bir gün orada bir defa bile olsa Resulullah'a müezzinlik yapmak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İsmim Muhsin Kara. Aslen Van Ercişliyim. İlk öğretim ve orta öğretimi Erciş'te tamamladım. 2010 yılında Erciş İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Sonrasında ise Arapça eğitimi ve kıraat eğitimi için Mısır'a gittim. La ilahe illallah. Mısır'da yaklaşık 2-2,5 yıl kadar kaldım. Orada çok kıymetli hocalardan Arap tavrı üzerine eğitim aldım. Bunun öncesinde ise yine İstanbul serüvenim var. İstanbul'un çok kıymetli hocalarından Türk tavrı, Türk okuyuşu şeklinde eğitimler aldım. Bunun dışında musikiyle de ilgileniyorum. Kendime ait eserlerim var. Birçok programlarda, organizasyonlarda, konserlerde, gittiğim yerlerde hem Kur'an-ı Kerim okuyorum, hem ezan-ı Muhammedi okumaya gayret ediyorum, hem de tasavvuf musikisiyle, özellikle Arapça eserlerle yakından ilgileniyorum. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Öncelikle ben kendim Vanlı olduğum için, yani doğulu olduğum için genelde doğulların hançer yapısı Araplara çok müsait. Yani Arapça kelimeleri telaffuz etmede, okumada Kürtçe dilinden kaynaklanan bir kolaylık var. Arapçaya karşı da ayrı bir muhabbetim var. Yani bunun sebebini tam olarak bilemeyeceğim ama kendi fıtratıma daha uygun görüyorum. Bunu işte Türk tavrıyla bir mixleyip ikisini aynı potada eritip çok daha farklı bir şey sunmanın peşindeyim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Arap tavrında genelde okuyuşlar gırtlaktan yapılır. Yani onlar gırtlağı kullanarak nameleri yapıyorlar. Mesela şöyle: yani gırtlaklarını hareket ettirerek okumaya çalışıyor. Ama Türklerde ise ağızla yapılıyor nameler. Şöyle ki: yani aradaki en önemli şey budur, farklılık budur. Tabii ki her müezzinin kalbinde yatan ayrı bir hayal vardır. O da Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini olmak. Bu da Mescid-i Nebevi'de mümkündür. Allah'tan tek bir dileğim var, arzum var. Bir gün orada bir defa bile olsa Resulullah'a müezzinlik yapmak, Mescid-i Nebevi'de ezan okumaktır tabii ki. Bu yarışma başlamadan önce şöyle bir duam vardı. Allah'ım bana öyle bir derece lütfet ki, daha bu yarışma ortada yokken böyle bir duam vardı. Öyle güzel bir yere getir ki senin dinine, senin vermiş olduğun sesle, senin vermiş olduğun nefesle daha çok hizmet edeyim. Yani bunun için de belki de böyle bir derece gerekiyordu. Allah bunu lütfetti. Şimdi benden bir şey bekliyor. Hizmet etmemi bekliyor.